Bir neçə il bundan əvvəl Suriyanın xilasında Barış Pinar'ın yani şahidi olduq. Onların igidliyini, qəhrəmanlıqlarını gördük. Bu günləri Barış Pinar'ın da evladı şəhid olmuş bir atanı görürük. Zəhmət olmasa özü təqdim edin. İsmim Can Polat Usta. Şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın babasıyım. Siz de mi herbiçi olmuşsunuz? Ben emekli bir askerim, emekli asubayım. Aziz Türk vatanının namus ve şerefini korumak için ülkemize uzanan kötü emelleri, kötü elleri kırmak için evladım Oğuz Kağan Usta Afrin bölgesinde şehit olmuştur. Yüce Türk milleti sağ olsun, var olsun. Bizler Türk vatanını aziz biliyoruz. Türk vatanı azizdir. Türk milleti de aziz bir millettir. Azerbaycan'da şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Merhamet diliyoruz Allah'tan. Teşekkür ederim. Siz hep buralarda mı olursunuz? Genellikle eşimle birlikte, eşim de yanıma gelse iyi olur. Yanıma siz eşisiz mi? Siz gelmiyor evet. Eşimle birlikte hemen hemen iki günde bir aziz şehidimizin yanına geliyoruz. Hanımefendi, şehit anası olmak çok zor, bunu anlıyorum da. Ama sizin anladığınız kadar, o kalbiniz yandığı kadar da bunu başa düşürüm ki hep eninde sonunda anne yanar. Anne kalbi yanar. Eşiniz de harbiçi olmuş. Oğlunuz da. Yani zor olmayıp ki bunları. Denk çıkmış. Geldim. Ben gelmiş. Ben zaten asker eşiydim. Bugün gelmiş. Eşim de Türkiye'de operasyonlara katıldı. O zaman çocuklarım küçüktü. Biz de İzmir'e gittik torunları görmeye. O zaman çocuklarım küçüktü. O zaman da kapıyı örtün. O zaman da şimdiki gibi aynı duyguları yaşıyorduk. Bir sürü şehitlerimiz geliyordu. Allah bana Oğuz Kağan oğlumu 30 sene güzel bir kokulu gül olarak koklattı. Şimdi oğlumdan benim 7 yaşında kız çocuğu Miray Nil diye bir torunum var. Çok ne babaya güzel. Benziyor. Çok güzel. Allah bağışlasın. Allah uzun ömürler versin. Aynı baba. Onun için tekrardan küçük Oğuz Kağan büyüyormuş gibi. Bazen öyle düşünüyorum. Gönlümü oyalıyorum. Allah'tan geldik. Allah'a gideceğiz. Zaten yapacak bir şeyimiz yok. Azerbaycan'a selamlar. Allah sabır versin. Bizim yani bir millet ki devlet olarak her zaman birbirimizin yanında olmuşuz. İyi günde, kötü günde her zaman evet. İstemiş ki birbirimize dayak olalım. Zaten Türkiye devleti her zaman bütün mezlumlara arka dayak oldu. O yüzden de Suriye'de yani sizin oğlunuzun şehit olmağı doğrudan da çok ağırdı. Ne diyelim, Allah sizlere sabır versin. Rahmet demeyeyim. Çünkü onlara rahmet demek de doğru olmaz. Allah çünkü öz isimlerinden biri şehit olan ismi şehitlerimize verdi. Şehidin mekanı zaten cennetti, yeri behişti. O yüzden yalnız ve yalnız size Allah'tan sabır dilemek istiyorum. Allah size sabır versin. Ve Türk'ün başında olan o kara bulutları Allah bizi yok etsin. Bir daha ne Türkiye ne Azerbaycan şehit vermesin. Vermesin. Torpaqlarımız sülh eminamallıq içinde olsun. Yani rahat yaşasınlar insanlar. Yani evladlarımız hamısı rahat yaşasınlar. Ağır dertli derdinizi başa düşürəm. Dərdiniz dərdimiz, sevincimiz sevincimizdir. Sizin sevincimiz de bizim sevincimizdir. Yine de tekrar tekrar size Allah'tan səbir diliyorum. Vətən sağ olsun.